sermaye devleti. İşçinin katili sermaye devleti. Değerli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Artık yeter. İş cinayetleri ve işçi katliamlarını durduralım. 2 Nisan 2024 Salı günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı bir binanın -1 ve -2. Katlarında faaliyet gösteren Maskoreya'da eğlence mekanında izinsiz, ruhsatsız, denetimsiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği hiçe sayılarak yapılan inşaat ve tadilat sırasında çıkan yangında ne yazık ki 29 işçi kardeşimiz yaşamlarını yitirdiler. Değerli basın emekçileri, öncelikle yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere tüm işçi sınıfına başsağlığı diliyoruz. Ancak biz biliyoruz ki bu bir kaza, kader veya fıtrat değildir. İş yeri sahipleri ile sermayenin karlarına kar katmak için emekçilerin yaşamları pahasına hiçe sayılan işçi sağlığı ve dikkate alınmayan iş güvenliği ve tedbirlerden kaynaklı bu cinayet işlenmiştir. Çıkabilecek bir yangın veya olumsuzluk durumunda işçilerin rahatlıkla mekanı terk edebilecek gerekli çıkışlar hazırlanmış mıdır? Söz konusu mekanda çıkan yangında çalışan 29 işçi yaşamlarını yitirdiklerine bakılırsa ne yazık ki bu tedbirlerin hiçbiri alınmadı ve dikkat edilmedi görülmektedir. Sorumlu kurumlar olan yerel yönetimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve iş yeri sahipleriyle diğer sorumlular bu katliamın hesabını hukuk önünde mutlaka vermeliler. Öyle anlaşılıyor ki iş yeri sahibi iş yeri tadilat ve inşaatını Ramazan ayını dikkate alarak başlatmış ve bayrama kadar bitirmek için hiçbir kural tanımadan emekçileri gece gündüz çalıştırmak ve hiçbir tedbir almadığından dolayı bu korkunç katliama sebebiyet vermiştir. Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, devlet destekli sermayenin kar, daha fazla kar ve maksimum verimlilik hedefleriyle çalışma yaşamında etik, meslek onuru, çalışma ahlakı gibi evrensel değerleri tanımadıkları gibi işçi sağlığı ve iş güvenliğini de karları uğruna ne yazık ki hiçe saymaktadırlar. İşsizlik, güvencesizlik, taşeron sistemi, part-time çalışma, mesai dışı çalıştırma, sağlığı tehdit eden ortamlarda çalıştırma gibi uygulamalarla işçilerin yaşamları hiçe sayılarak işçi katliamlarına yol açmakta ve bu temelde karlarına daha fazla kar katmaktadırlar. Kapitalizm ve sermaye yanlısı sistemin ülkemizde emekçi halklarımıza dayattığı açlık, yoksulluk, barınamama, ekolojik yıkım, eğitim ve sağlık alanlarında yarattığı toplumsal tahribat ve kriz her geçen gün büyürken bugün ülkemizde açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 60 bine dayanmıştır. Bütün bu zor yaşam koşullarında hükümet sermaye yanlısı politikalar gereğince emekçileri 17 bin gibi açlık sınırını çok altında bir asgari ücretle çalıştırma mahkum etmiştir. İşsizliğin, güvencesizliğin ve örgütsüzlüğün hakim hale getirildiği toplumsal yaşamda emekçiler ne yazık ki işin niteliğine, ücretine, süresine, güvencesine bakmaksızın ne iş olursa olsun yaparım ile karşı karşıya bırakılarak adeta kölelik koşullarında çalıştırılmak zorunda bırakılmaktadır. 24'ün ilk 3 ayında ise toplam 450 işçi yaşamlarını yitirdiğini raporlaştırmaktadırlar. Maden ocaklarında maden işçileri, inşaat patronlarının karları uğruna inşaat işçileri, altın ve maden aramalarıyla doğamızın alınır satılır hale getirilen politikalarla maden arama işçileri, tekstil işçileri, personel emekçileri, fabrika işçileri ve bugün gelinen aşamada sermayenin kârı ve kapitalist sistemin uygulamalarıyla hiçbir çalışma alanında çalışan işçi
ve emekçilerin can güvenliği ve iş güvenliği kalmamıştır. Çalışma alanları adeta bir katliam alanı haline getirilmiştir. Erzincan İliç'te Altıngol maden sahasında göz göre göre meydana gelen katliamda 9 canımızı yitirmiş ve bir işçi bedeni hariç henüz 8 işçinin cansız bedenine ulaşamamış iken 29 işçinin katledildiği İstanbul Beşiktaş'taki olay tüm toplumu derinden sarstığı gibi biz işçi ve emekçilere de şu görevleri yüklemektedir. Kölelik koşullarını kabul etmemeliyiz. Mutlaka işçi sağlığı ve iş güvenliğini uzman ekipler rehberliğinde ve yönetmelikler çerçevesinde iş yerlerinde hayata geçirmek için mücadele etmeliyiz. Çalışma hayatından sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ve ilgili iş yerine ruhsat, tadilat, tamirat, inşaat ve çevre güvenliğinden sorumlu yerel yönetimlerin resmi sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerek fiili demokratik gerekse hukuksal mücadeleyi her alanda yükseltmeliyiz. Kamuoyu şunu bilmelidir ki başta 29 işçinin yaşamlarına mal olanlar olmak üzere bu katliamlarda sorumlu olan kim varsa hukuk önüne çıkartılmalı ve gerekli ceza verilmelidir. Biz işçi ve emekçiler de sorumluların peşini asla bırakmayacağımızı buradan belirtmek istiyoruz. Gerek fiili demokratik, gerekse hukuksal her alanda işçi ve emekçilerin kanları pahasına, karlarına kar katan sermaye ve destekçileri iktidarlara karşı mücadelemizi yükselterek hesap sormaya devam edeceğiz.